Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bilmeyenler için ben Aleyna. Almanya'da Passau Üniversitesi'nde Erasmus yapıyorum. Şu anda Münih'teyim. Belki duymuşsunuzdur. Şu anda burada 3 ay boyunca sürecek bir 9 euro ticket diye bir şey başlattılar. 9 euro veriyorsunuz, 9 euroya bir tane bilet alıyorsunuz. Bir ay boyunca trenlerde, regional trenlerde kullanabiliyorsunuz. Hızlı olanlarda değil, yavaşlarda kullanabiliyorsunuz. Otobüslerde, tramvaylarda, yani neredeyse tüm toplu taşımada sadece 9 euroya aldığınız bileti tüm bir ay boyunca kullanabiliyorsunuz. Almanya hükümeti böyle bir şey yaptı. Sanırım sebebi de artan kirlilik gibi evrensel sorunlardan ötürü 3 ay boyunca böyle bir şey olacak. Her ay 9 euro ticket'ını yenilemen gerekiyor ama bu aldığın ticket'ı da kullanabiliyorsun bir ay boyunca. Benim almam bile gerek yok. Öğrenciler direkt öğrenci kartlarını göstererek bu 9 euro ticket'tan faydalanabiliyorlar. Ben de Münih'e bu öğrenci kartımla geldim. Burada şehir içinde de şu anda otobüsleri, tramvayları istediğim gibi kullanabiliyorum. Sizinle de beraber Münih'i gezeceğiz. Belki bu telefonları görmüşsünüzdür. Benim çok garibime gitti. Kırılıyormuş gibi hissediyorum. Önceki videoyu izleyenler bilir. Ayakkabı almıştım. Giydim onu. Bayağı rahat şu anlık, memnunum. Tabii ki Münih'te gezilecek yerler diye baktığınızda önce English Garden'ı görüyorsunuz. Oraya geldik şu anda. Böyle insanlar güneşleniyor. Bayağı burada suya girenler falan var. Kocaman bir bahçe düşünün burada. Burada aileler var, çadır kuran var. Yüzen mi dersiniz? Güneşlenen mi dersiniz? Zaten insanlar fark ettiyseniz bikinileriyle falan. Bisiklet süren mi dersiniz? Yürüyüş yapan mı? Burada işte top oynayan mı? Her şeyi bulabilirsiniz. Aşırı büyük. Ve gerçekten güzel bir yer ama hani yüzme açısından bilmiyorum. İnsanlar giriyor ama çok derin durmuyor. Hatta hiç derin durmuyor. Serinlemek için falan girilebilir sanırım. Burada girildiğini bilmiyordum. Belki bikinimi falan getirdim. Suda aşırı güzel duruyor rengi. Çok güzel gerçekten. Buradan mesela şuradan karşıya kadar yürüyebiliyorsunuz ve hiç derin değil. Yani çok yüzülebilecek bir alan değil ama serinlemek için böyle bir girilir yani. Böyle surf yapıyorlar. Biz öğle yemeği yedik. Ama ben size göstermeyi unuttum. Çünkü inanılmaz açtım. Fotoğrafı vardı. Onu ekleyeceğim buraya. Şöyle bir yer. Ben bir tane bowl yedim. Bu acai bowl'lardan. Onun fiyatı 8,80 euro. Onun dışında böyle tavuklu falan bowl'lar alırsanız onlar da 11-12 euro. Şimdi buranın eski şehrine geldik. Burayı geziyoruz. Her şehirde, Avrupa'nın her şehrinde şu tarz binaları görüyorsunuz. Genelde kilise oluyorlar zaten. Ya da eskiden kilise olup şu anda mağaza olarak falan ya da müze olarak kullanılıyorlar genelde. Şu an o gösterdiğim binanın içine girdik. Burada böyle lokanta tarzı bir yer var. Buradaki yapılar çok enteresan gerçekten. Yani yorumlamayı bilenler için bayağı enteresan olabilir. Şu insanlar falan. Ya da insan gördüğümüz şeyler. Aslında buraya girerken buranın bir kilise olduğunu düşünmüştüm. Çok öyle gözüktüğü için ama şimdi internetten baktım. Burası City Hall'müş ve eskiden Münih'in merkeziymiş burası. (Gülüyor)
köpüklü biralarımız geldi. Çok güneş var, göremiyor. Sizi göremiyorum şu an. İçtiğimiz biraların fiyatı birazcık pahalıydı. Normalde o tarz bir birayı Pastav'da 3,5 euroya falan içiyorsunuz. Burada 5 euroydu. Ama bilmiyorum, belki de popüler bir yerdi. Çünkü bayağı merkezi bir yerdi. Beer Garden'de geçen bir yerdi. Belki de o nedenle bir tık daha yüksekti. Ama tadı falan gayet iyiydi yani. Şu anda da yurduma yaklaşık 10 dakikalık bir mesafede olan nehire yüzmeye gidiyorum. Size de orayı göstereceğim. Şu anda otobüsten indik ve nehirin yüzülecek kısmına doğru gidiyoruz. İnsanların işte gün ışıklandığı kısım. Orada böyle bir küçük büfe gibi bir yer var. Bira falan da satılıyor. Nasıl gözüküyor bilmiyorum, güneş yansıyor ama şurayı izleyen birkaç kişi var. Cennetten bir köşe gibi. Burada deniz olmadığı için insanlar tabii su gördüğünde her yerde yüzüyorlar. Şurada ufak bir büfe var. İşte burada satılıyor. Burada insanlar oturup güneşleniyorlar. Şuradan suya giriliyor. Tabii bir sürü girme yeri var. Burada sandviçler var. Tabii ki aslında normalde birayı da buradan almazdım da bugün pazar. Kapalı maalesef marketler. O yüzden birayı buradan alıyoruz ama tostlar burada. Aldığım bira bu arada. Fiyatı da 3 euro. Şu da 5 euro. Tabi ağzına kadar doluydu. Bunda da aslında sanırım wine bu. Şarap. Ama içinde böyle limon falan da var. Bu 5 euro. Ama bayağı iyi. Evlerin yansıması suda ve ağaçların aşırı güzel duruyor. Şuradaki eve görebiliyor musunuz güneşten bilmiyorum ama bayıldım. Çok güzel gözüküyor. Şimdi buradaki eve bayıldım. Gösteriyorum hemen. Böyle ağaçların içinde, ormanın içinde kalan ufak evlere bayılıyorum. Şu ev aşırı modern duruyor diğerlerinin yanında. Evet arkadaşlar, şimdi yurduma döndüm. Birazcık yorgunum. Saçım başım da hala ıslak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sorularınız ya da söylemek istediğiniz bir şeyler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ya da video öneriniz varsa onları da açığım, bekliyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer bana destek olursanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.